Senin yüzün niye düştü? Evdekiler yokluğumu fark etmiştir. Babam ne yaptı? İstersen yarın bir telgraf çekeriz. Sıkma canını. Sadık dur, kapatma Sadık. Garip. Kardeşim hayırdır? Hayır kardeşim, hayır. Büyük hayır. Esma bu Sadık. Benim okuldan en yakın arkadaşım. Sadık bu da. Anlata anlata beynim yediğin Esma. Sadece Esma değil. Artık nişanlım. Aa, tebrik ederim kardeşim. Ne diyeyim? Gözün aydın mı? Allah tamamını erdirsin mi? Hepsini de kardeşim, hepsini de. Hadi dışarıda kalmayın, gelin içeri. Gel. Gelin, gelin. Kusura bakmayın ya. Bizim bir hıyar ayrı var. 50 kere söylüyorum şunları koyma. Yok. İlla adamın arkasını toplayacaksın. Siz kusura bakmayın, biz biraz çat kapı geldik. Evet Sadık, habersiz geldik. Nikah işlemleri için başvuracağız. Zaten Esma'nın da biraz işleri var burada. Ya bir şey diyeceğim, sen bizi biraz idare edebilir misin? Müsait misin? Ne demek? Başım gözüm üstüne. Ev senin dedim ben sana kardeşim. Geçin oturun, üşümüş görünüyorsunuz. Eyvallah. Bir çorba iyi giderdi ama malum bekar evi. Anca makarnam var. Ama isterseniz 2 dakikada sofrayı kurayım. Yok kardeşim, biz aç değiliz, sağ ol. Sen bize bir yer göstersen de, sabahtan beri yollardayız, biraz dinlenelim. Tamam. Taze çorbam yok ama temiz çarşafım var. Eyvallah. Heh. Ben şunları şey yapayım o zaman. İyi istirahatler. Eyvallah, sağ ol. Öğrenci evi. Başta alıştığın şartları veremem derken bu kadarını tahmin etmedin herhalde. Annemle babam da yakın. Burada tek yatak var. Tamam, ben ayarlayacağım şimdi hemen. Pijaman var mı? Var. Rahat rahat giyin, tamam mı? Gel. Esma, sen niye zahmet ettin? Konaktaki odandan sonra biraz... Ne birazı, bayağı bir şey ama... Açıklamana gerek yok. Benim aklım evde. Kafam karışık. Hayatımın hem en doğru hem en yanlış anında gibiyim şu an. İleride bugün nasıl hatırlayacağız acaba? Ben yaşamaya başladığım an diye hatırlayacağım.
atalım mı? Yani ayrı ayrı. Tamam. Esma. Efendim. Elini tutabilir miyim? Sesini duyuyor musun? Benimkinden hayır. Hayatıma hoş geldin peri kızı. İyi geceler. Bilirsem bu hayatımın en zor uykusu olacak. Geldin. Uçtun mu? Ne? Yazıklar olsun. Sana diyecek tek kelime bulamıyorum. Bütün gün, tek bir dakika, tek bir dakika sana karşı güvenini kaybetmedi baba. Göze hep kapıda kızını bekledi. Kızım bana bunu yapmaz dedi. Kızım beni bir marangoz için harcamaz dedi. Anne, beni bir saniye dinleyin. Ne olur bir dakika dinleyin, ben anlatacağım. Neyi ne dinleyeceğim? Ha? Sen babanın katilisin. Babam öldü mü? Bir şey mi oldu babama? Anne! Hastane. Canıyla cebelleşiyor. Senin burada olduğunu duyunca yüreği bu utancı, namusuna sürülen bu lekeyi kaldıramadı. Anne, yalan söylüyorum deyin ne olursa. Sen gitme diye yapıyorum deyin. Korkutmak için yapıyorum Esma deyin ne olur. Bitirdin bizi. Hayatımızı bitirdin Esma. Şimdi seçimini yap. Bu rezil yerde babanın adını daha fazla lekelemeye devam mı edeceksin ha? Yoksa gelip babanın kurtulması için ve seni affetmesi için dua mı edeceksin? Anne. Ben arabadayım.
En fazla 15 dakika beklerim. Gidersem geri dönme. Sen de dönme Esma. Babanı da beni de öldü bil. Kimsesiz karanlıkta
İstanbul'un en güzel simitlerini aldım biliyor musun? Bir de yanına çay yaptık mı? Neredesin? Esma? Garip. Hayal kurmakla yaşamak ayrı şeylermiş. Ben böyle bir hayatın içinde var olamayacağımı biraz geç anladım. Özür dilerim. Kendimizi kandırmayalım daha fazla. Ben Peri Padişah'ın kızıyım. Kanımda var. Ait olduğum yere dönüyorum. Bu masalın sonunu değiştirmeye gücüm var sandım. Yanılmışım. Bizim inandıklarımız adı üstünde masalmış. Ben asıl şimdi uyandım. Çok özür dilerim. Ama sen affetme beni. Ben de asla kendimi affetmeyeceğim. Ne sana ne de aileme yaşattıklarım için. Hoşça kal. Bu son veda.